Bugün keyifle başladı. Aslında beklenen kar da Van'ımıza yağmaya başladı ve bu keyfi de gerçekten gelirken yaşadım. Güzel bir kar yağışı. Ne diyelim, hayırlı olsun. Bugün stüdyomuzda daha önce de konuk ettiğim, çok keyif aldığım ve dimağımızda kalan tadın devamını yapmak için özellikle bir şiirini Lokman Hocam'dan dinlemiştim. Çok yüreğime dokunmuştu. İlk o zaman da onu söylemiştim. Yeni bir kitabı çıktı. Gerçekten sen bir mucizesin. Uyuyan Devlerin Kitabı diye Lokman Tekin'e ait. Şahsıma özel imzalamış. Çok nazik bir şekilde. Şu şekilde şahsıma imzalamış. Ve bu hafta çıktı. Hocamın kitabıyla beraber stüdyomuzda değerli hocam. Hoş geldin Hoş Lokman bulduk. Tekin. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle tekrar sohbete giriyor olmak benim için büyük bir keyif. Gerçekten farklı bir haz yaşıyorum. Farklı bir enerji hissediyorum sizlerle sohbet ederken, program yaparken. Bugün de dilerim aynı modda devam edecek. Hocam çok keyifli. Yani daha önceki programımızda da dimağımızda bıraktığın tadı Teşekkür gerçekten ediyorum. o keyif aslında seninden kaynaklanıyor. Hocam yine biz sizi şahsınızda tanıyoruz. Evet. Mütevazılığınızla beraber, Teşekkür ediyorum. eğitimciliğinizde yapmış olduğunuz öğrencilere katkılarınıza zaten bütün öğrenciler yani sizi şahsınızda tanımayan ama yaptıklarınızla tanıyan insanlardan da geri Teşekkür ediyorum. dönüklerde onu gördüm. Ama hani belki yeni izleyenler için Lokman Tekin'i biraz kısaca anlatırsanız Evet. memnun oluruz Teşekkür izleyiciler ediyorum. adına. Sonrasında kitap üzerine konuşacağız. Sonra sizden hikayeler dinleyeceğiz. Memnuniyetle. Ben 1979 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde doğdum. 1999 yılında Ege Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldum. 2001 yılından beridir rehberlik kişisel gelişim alanında çalışıyorum. Ve 2001 yılından beridir de Van'dayım. Van'da birçok özel öğretim kursunda, özel eğitim kurumlarında yöneticilik ama çoğunlukla rehberlik ve kişisel gelişim uzmanlığı yaptım. Sosyal projelerde çok bulunmaya dikkat ediyorum. Sosyal yardımlaşma çalışmalarına çok ağırlık vermeye çalışıyorum. Bunun dışında web sayfaları, yerel gazetelerde uzun yıllardır, 2000 yılından beridir sürekli yazıyorum. Üç tane de daha önce iki tane kitap yazdım ama çok bu kadar profesyonelce değil. Bir tanesi Ninsa, içimizdeki yaşam perisi. Çok tatlı bir roman. Şimdi ikinci baskısı için çalışmalar yapıyorum. Bir de öğrenciler, sınava hazırlanan öğrenciler için Başarının Şifresi diye bir tane el El kitapçığı kitapçınız yazmıştım vardı. daha Geçen önce. sefer getirmiştiniz. Çok. Evet, bunu da bu dönemin ruhuna hitap edebilecek şekilde, yani pandemi psikolojisinden kurtulmaya biraz vesile olabilecek şekilde kaleme almaya çalıştım. Her şeyin durduğu noktada ben durmadan elimden geldiği kadarıyla insanlara bir şeyler sunmak için, bir eser bırakmak için uğraştım. Ve şu anda da elimizde. Bunun keyfini yaşıyoruz. Kısaca böyle. Evet hocam gerçekten de yani kitabın içeriğine baktığımız zaman çok keyifli. Aynı zamanda aforizmalar var. Keyifli Evet. aforizmaları güzel seçmişsiniz hocam. Resimler de çok güzel. İnsanı hani bir gemi giderken bin gemi geri gelir. Çok Aynen güzel öyle, bir doğru. aforizma. Ve gemiyi koymuşsunuz, martılar. Resimler de var. Yani bir hafta sonu keyifle okunabilecek kitaplar arasında yer alır. Şimdi şuna dikkat ettim Aziz Hocam, ben iki şeye çok önem vermek isterim bu kitapta. Bir tanesi şu, şimdi felsefe, edebiyat sadece elit kesimin olmamalı. Evet. Yani elit kesim derken bir şeyi okurken anlayabilmen için, ruhuna dokunabilmesi için çok farklı ya da fazla birikime sahip olman gerektiğini düşünmüyorum ben. Bir kitabı eline aldığın zaman sayfasını çevirdiğinde Evet. gerçekten o sayfanın hayatına katabileceği bir şeylerin olması gerekiyor. Bu yüzden mahalle ağzını, köylü dilini, herkesin anlayabileceği dilde cümlelerle kullanmaya çalıştım. Bu şekilde yazmaya çalıştım. Edebiyat ve felsefe herkes için olmalı. Evet hocam. İkincisi de bir başucu kitabı olsun. Evet. Yani bu kitabı onlarca kez de okuyabilir. Bu kitabı eline aldığında bir kişi ve bütün kesimlere, her yaştan insanlara hitap eden bir kitap.
7'den 77'ye herkesin kendisine pay çıkarabileceği bir kitap. Evet. Sayfasını çevirdiğinde ve içinde bir şey okuduğunda okuyacağı anekdot, öykü, aforizma ya da kişisel gelişim notu onun mutlak surette hayatına bir şeyler katacaktır. Buna dikkat etmeye çalıştım. Hocam, bir şeyi başladığın zaman, mesela bir bölümü okuduğun zaman, yani bölüm bölüm, yani günlük devamlı okuyabileceğiniz gibi, baş ucu kitabı gibi, yani illa başladım bitireceğim diye değil, böyle bir kitap değil. Yarın bir daha başlayabilirsiniz. Aynen öyle. Bir hikaye başladığınız zaman, mesela burada çok güzel bir aforizma yine yer alıyor. Hocam, mesela ben de aslında kişisel gelişim kitaplarını inanılmaz derecede çok önemsiyorum. Bunun sebebi de benim lise yıllarımda okumayı düzeltmek için çok okuma ihtiyacı duydum. O zamanlar hocalarım sağ olsun yönlendirdi. Hatta ben de yeni şeyi yazarken, bir Ebu Hasan'ı yazarken dün o diye değindim. Evet. Ben de Profesör Doktor Harbert Carson'un bir kitabı vardı, Zorluklarla Mücadele. Onu okuduktan sonra Dale Carnegie'yi okumuştum, iş yaşamı arkadaşı. Benim hayatıma o kadar pozitif dokundu ki bugün o okuduğum kitapların o basamakları beni inşa etti. Yani inanılmaz derecede. Çok doğru. Yani çok doğru. Bu noktada ben sizi takdir ediyorum. Teşekkür Niye takdir ediyorum? Her rehber öğretmenin bir de kişisel gelişim özelliği olması gerekiyor. Evet. Gerçekten hani insanların yüreğine dokunduğunuz zaman bir hikayeyi doğru bir şekilde anlatırsanız inan ki unutulmuyorsunuz. Kesinlikle. Yani... Şimdi şöyle bir şey var Aziz Hocam, orada da ben belirttim. Yani hayat gerçekten fırtınalı bir atmosferdir ve fırtınalı bir okyanustur. Açılmadığınız zaman bir şeyleri beklediğiniz sürece hayatınızda bir değişiklik yaşayamıyorsunuz. Sizin hayatınıza renk katabilmeniz, onu ilerletebilmeniz, coşturabilmeniz, hayatınızda gerçekten farklı bir anekdot sunabilmeniz için çabalamanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi de her insanın mutlaka bir öyküsü vardır. Ama insanlar yaşam öykülerini yazmaya başladıklarında onların hayat öyküleri yeniden başlamış olur. Evet. Şimdi siz az önce bahsettiniz. Yani diyelim ki bir sahilde bekliyoruz. Sahilden denize doğru açılan bir gemi düşünün. Evet. Gemi en son gittikten sonra, dilekleri de kaybolduktan sonra hüzünle bakarız ve deriz ki gemi gitti. Evet. Tam böyle arkamızı dönüp hüzünle evimize dönmeye çalışırken bir bakarız ki dilekleri görünen ve bize doğru gelen, sahilde yeni yolcular taşıyan bir gemi gelir. Ve coşkuyla bir bakarsınız ki içinizdeki bu ses der ki hayır, aslında gemi geldi. Evet. Hayat böyle gitgellerden ibarettir. Ama bir boşluğu doldurmaya çalışırken hayatın bize vermiş olduğu o en güzel, en değerli emanet olan nefesin ve nefsin bize vermiş olduğu o muhakeme ile hayata bir şeyler katmak gerekiyor. Evet. Biz bu hayatta aldığımız nefesin hem tadını çıkarmalıyız, hem hakkını vermeliyiz. Evet. Tadını çıkartırken de, hakkını verirken de bu iş üretim ve paylaşımla ilgilidir. Allah bana bir beyin verdi. Ben bu beynimi sonuna kadar kullanmayacağım da ne işe yarayacak? Bana bir yürek verdi. Bu yüreğimle coşmayacağım da ne işe yarayacak? Bu çok keyifli değil mi? Yüreğimi, ya beyni kullanmasam, yüreğimi coşturmasam. Ne işe yarayacak? Yani... şimdi aldığımız nefesin de tadına varmamız lazım. Sevmenin de, sevdanın da, acıların da, hüzünlerin de yaşam girdabında kaybolmamak çok önemli. Çünkü bu fırtınada ya kaybolursunuz ya fırtınanın kendisi olursunuz. Vallahi ben fırtınanın kendisi olma taraftarıyım. En azından macera devam ediyor, mücadele devam ediyor. Aynen öyle. Yani mücadelesiz bir hayatın bir çok da anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Yani çok değil, biraz abartılı uç noktalara gelecek ama gerçekten hayattan bıkmış, usanmış, hayallerinden, hedeflerinden vazgeçmiş olan insanlara baktığınız zaman aslında hayatın tadına varmamış olan insanlar olduğunu fark ediyorsunuz. Evet. Mücadele etmeyen insanlar olduğunu fark ediyorsunuz. Evet. Mücadele devam ettikçe yaşam aşkı devam eder. Evet. Yaşam aşkı devam ettikçe
mücadele ruhunuz artar. Yani mücadele olduğu zaman bir de emek vererek bir şeyi kazanmanın hazının mutluluğu apayrı oluyor değil Kesinlikle mi? Öyle. Şimdi bu kitabın hazı bambaşka. Çünkü Kesinlikle. emek vermişsiniz. Her bir kelimesinde ayrı bir tadınız var. Yani bunu konuştukça, insanlar bunu okudukça sizi mutlu ediyor. Aslında biraz sizi tanıyor. Sizin, Evet. ben şunu biliyorum, yani kitap en ucuz alınacak tecrübeler. Kesinlikle. Değil mi hocam? Ya şöyle anlatayım ben bunu. Şimdi bizim bazı öğrencilerimiz sıfırdan başlar, bazıları eksiden başlar. Ben gençlerin içerisinde olduğum için bir 21 yıllık bir eğitim serüvenim var benim. Bu psikolojiyi çok iyi biliyorum. Şimdi veli gelir bize ya da bir öğretmen ya da arkadaşları öğrenciye bakar der ki aa sen bir net mi arttırdın, iki puan mı arttırdın? Küçümser. Ama o bir neti arttırmak için